bizim ışıkla ısı yolladığımız kıl köklerini emen bir uygulama. Bu şekilde kıllar tedavi ediliyor lazer epilasyon uygulamasıyla. Kıl ışık yardımıyla ısıyı emer, köküne iletir. Kökü bu şekilde kurutur ve yok eder. Tamamen çalışma prensibi budur. Tedavi aralıkları ortalama 6 seans, 8 seans vücut bölgesi için, yüz bölgesinde 10-12 seans civarında verilebilir. Lazer epilasyonda iyi sonuçları almak için genelde bu seans aralıkları veriliyor. Kıllar lazer epilasyonla tedavi olduktan sonra tamamen bittiğinde hemen bir hormon bozukluğu ya da ilerleyen süreçlerde hormon dengesizliği olmadığı müddetçe kıllar bir daha asla çıkmaz. Bu tip yapılan işlemlerde, uygulamalarda sonuçlar her zaman çok başarılıdır. O yüzden herkese aynı doz, her cilt tipine aynı doz uygulayamazsınız. Fazla komplikasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Bu aslında yıllar içinde oluşan bir şey ama belirli cilt tiplerine, cilt renklerine uygulanabilecek doz aralıkları vardır. O yüzden bunu bir skala gibi düşünebilirsiniz, renk skalası gibi. Çok beyaz tenlilerde çok rahat dozlar kullanabilirsiniz çıkarak. Çok koyu tenlerde lazer siyaha karşı duyarlı bir ışık olduğu için biraz daha emniyetli, biraz daha düşük dozlarda daha güvenli bir işlem yapabilirsiniz. Bu tip endişeler insanların genelinde çok fazla. Herkes her yerde karşılaşabiliyor bu sorularla. Önemli bu da. Lazer epilasyonun herhangi bir zararı yok gönderdiğimiz ışığın. Şöyle ki herhangi bir radyoaktif madde içermiyor. Herhangi tehlike arz edebilecek bir ışık değil. O yüzden son derece emniyetli, son derece güvenli ve dünyada yaklaşık 30 yıldır kullanılan bir teknoloji bu. Bayanlarda menstruasyon dönemi başladıktan sonra ve düzenli bir şekilde ilerlemeye başladıktan sonra lazer epilasyon tedavisine başlanılabilir. Erkeklerde ise yine ergenlik döneminden itibaren 17-18 yaş itibariyle istenmeyen kılların olduğu her bölgeye lazer epilasyon uygulanabilir. Cilt bakımı aslında cildimizde 28 günde bir deri ölü atımı olur. Dolayısıyla ayda bir düzenli cilt bakımı yaptırmak bu yüzden herkese tavsiye edilir. Hani o ölü deri atımını da rahatlıkla cilt atabilsin, bizler de yaptığımızda yardımcı olabilelim şeklinde. Teknoloji tabii daha da ilerledi. Artık sıkmalar, buhar tutmalar, gözenek açmalar vesaire pek kalmadı. Son zamanlarda tercih edilen başka cilt bakım uygulamaları da var. Çok geniş bir alan oldu aslında cilt bakım uygulaması bizim için. Ama temelinde sağlıklı, hijyenik bir cilt temizliği diyebiliriz.